Değerli Kapalı Çarşı TV izleyenleri, bugün Tekin Seyrekoğlu'yla yaklaşan fuarı ve piyasaları konuşacağız. Tekin Bey, İtalya Fuarı'na katıldınız ve geldiniz. İtalya Fuarı nasıl geçti sizler için? Efendim, İtalya Fuarı maalesef tüm kuyumcular için, yalnız Türkiye için değil, genel kuyumcular için fiyasko ile sonuçlandı bu fuar. Fuarın etkeni mi, ekonomi etkeni mi, yer değişimlerinden kaynaklanan bir olay mı? Onu çözemedik ama tahmin ediyorum biraz bizdeki ekonominin fazla yavaş oluşu, dünyadaki ekonominin de biraz yavaş oluşları bütün genel olarak etkilemiş oldu kanaatindeyim. Peki İtalya Fuarı'nda biliyorsunuz kuyum sektörü İtalya Fuarı'nı ayrı bir yerde tutuyor açıkçası. Tasarımlar açısından baktığınız zaman yenilikler var mıydı peki? Valla tabii ki her zaman İtalya'da farklılıklar var ama zaten vitrinlerde bu yenilikleri fazla göremiyorsunuz ancak stentlere girip alışveriş yapacak olursunuz, o yenilikleri görebiliyorsunuz. Tasarıma fazla önem vermemişler tahmin ediyorum. Tabii işler yavaş gidince ister istemez harcama yapmak istemiyor firmalar. Bunun etkeni var. İşte onun için fiyasko ile sonuçlandı bu Vicenza fuarı. Peki Ekim fuarı yaklaşıyor. Herkes de dört gözle bekliyor. Özellikle Türk kuyumcuları. Bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Siz neler düşünüyorsunuz? Şimdi efendim bir defa tabii ki fuarlar önemli. Ekim fuarı da aslında yılbaşı için herkes alışveriş yapmak peşinde, mağazalarına ürün almak meşguliyetinde. İnşallah beklentimizin %50, %60'ı olur. %50, %60'ı olursa etkendir. Fakat en kötü şey kötü rekabetler var. Hangi anlamda kötü rekabetler var? Kötü işçilikler yapıp, yahut ne bileyim taşı fazla kullanıp, yahut ne bileyim bir kelepçenin içinde demir, ler kullanmak, çelikler kullanmak, ondan sonra eşikleri ucuz vermek gibi bir havaya giriyor firmalarımız. İşte bu da aslında kuyumculuğun çok yanlış etkenleri. Katma değeri çok baltalıyor. Katma değerli ürün yapmak ayrı bir özelliktir. Özellikle her zaman söylüyorum, katma değerli ürün yapılıp ancak öyle bir yerlere vardır ama biz de tabii ülkemizde bunlar maalesef kötü rekabetle, bahsettiğim gibi fazla taş kullanmak veya ne bileyim altın zaten 2800 küsür lira gramı. Fazla taş kullanmak, içinde çelik tel kullanmak ürünlerin bunlar büyük etkenler. Neyi baltalıyor? Tamamıyla sektörümüzü baltalıyor. Böylece hiçbir netice alamıyorsunuz bu konularda. Dileriz ki bu konuların önüne geçilir diye biz temennide bulunmak istiyoruz. Peki siz Tekin Seylekoğlu markası olarak fuar için özel koleksiyonlarınızla ilgili çalışmalar yapıyor musunuz? Tabii ki ister istemez her zaman bir beklenti var benden. O beklentiye cevap vermek mecburiyetindeyiz. Onun için gerçekten de ürünlerimizin arasında en az %50 yeni ürünlerimiz bulunmaktadır. Çünkü sektörümüzün bizden beklentisi var. Biz de o beklentiye cevap vermek mecburiyetindeyiz. Ekim fuarında yine Tekin Seyrekoğlu markası fazlasıyla göz kamaştıracak belli ki. Peki Tekin Bey biliyorsunuz ki Londra borsası ile İstanbul borsası arasındaki makas farkı gün geçtikçe değişik ivmelerle sonuçlanıyor. Geçtiğimiz yılda 5000-6000 dolarlara çıkmışken şu an 1000 dolar bandında. Bir süredir de ortalama 1000 dolardan aşağı yukarı o seyirde devam ediyor. Özellikle Mart fuarından sonra. Peki Ekim fuarı yaklaşırken makas farkı ile ilgili gelişmeler nasıl olur? Şimdi efendim aşağı yukarı şu anki makas 1000 dolar civarında. Fakat bu 1000 dolar zaten işini doğru yapan, katma değerli ürün yapan, işinde tamamıyla kaliteli çalışan firma için kazancı 1000 dolar, 2000 dolarsa zaten bunun 1000 dolarını o farka verecek olursa geriye 500 dolar, 1000 dolar kilosunda bir şey kalıyor. Tabii bunlar hep etken. Yani bu etkenleri silebilmek için bilmiyorum. Yani bir türlü kuyumculuk sektörü çok dar boğazda. Özellikle üreticiler için konuşuyorum. Zaten saf altın satılışı ya altın liranın satılışı değişmez. Fakat en önemli şey sanatkarlar, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız kıvranıp durdular. Kimisi 10 yılda müşteri edindi, kimisi 5 yılda, kimisi 20 yılda. Bunların çok büyük kayıpları var. Buna hakikaten üzülüyorum. Özellikle işini doğru yapanlara çok üzülüyorum. Bu fark nasıl olacak, nasıl önlenecek onu da anlamak mümkün değil. Bir türlü çözüm gelemiyor ve getirilemiyor. Nasıl olacak hiçbir şey bilemiyorum, cevap veremiyorum.
Umarız bu konularla ilgili de sektörün çalışmaları bir son bulur ve nihayete erer demek istiyorum. Peki Citibank'ın daha öncesinde yaptığı bir açıklama vardı. Altının 3000 TL'lere çıkacağına dair. Bu süreçte de şu an altın rekor kırmış vaziyette. Altının artışının fuar etkisi nasıl olacak? Tabii ki Vicenza'daki fuarın da bu konuda etkeni vardır. Altın fiyatlarının buralı bu seviyelere çıkışı etken tabii. Yani nereden baksanız yılbaşından bu yana aşağı yukarı onsunda bir %30'a varan bir çıkış var yurt dışındaki onsda. Bunun etkeni olacağının da kanısındayım. Yine de bir beklentimiz var, ümidimiz var. Yani ümidi hiç zaman yitirmemek lazım. Çünkü her zaman 60 yıldır her zaman daima ne kadar zorluk olursa olsun o zorluğu aşmak için mutlaka ilerlemek lazım. Hep daima hedefimiz ileri, geri gitmek yok. O zaman bu da sizlerin kuyum sektörüne bir temennisi, mesajı olarak biz de bunu iletmiş olalım dilerseniz. Aynen bu şekilde iletmeniz geçerlidir. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.